Evet efendim, Hababam sınıfına doyabiliyor muyuz? Asla ama asla doyamıyoruz. Öyle güzel bir eser bırakılmış ki, sinema filmi de olsa, yeniden çekilse de, tiyatro oyunu olsa da doldurup doldurup boşaltıyoruz salonları. Ve bu sefer işte harika bir ekibin muhteşem bir tiyatro oyunuyla sahnelemesini ve burası hafta sonuna konuk olmasını izliyorsunuz. Efendim şöyle bir alkış alalım. Siz tabii alkışa alışıksınız. Onun için ben kendi kendime alkışladım. Kendi kendime durdum gördüğünüz gibi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zannedersem bir ay önce Hababam sınıfının efsane kadrosunu ağırladık burada. Evet, geldiler. Çok çok keyifliydi. Evet. Tiyatro oyunundan da bahsettiler. Kısacık bir aranın ardından da sizlere ağırlamak çok büyük mutluluk. Hemen hangi rollerde olduğunuzdan bahsedelim isterseniz. Sevgili Salih Kalyon, sizinle başlayalım. Ben Vakvak Rıza. Vakvak Rıza coğrafya öğretmeni. Sağır kulağı duymayan, ağır işiten öğretmen. Öğrencilerini seven, onlara kıyamayan, vefakar bir öğretmen. Sizce Hababam sınıfını bu kadar vazgeçilmez kılan, bu kadar insanların sevdiği bir eser haline getiren Rıfat Ilgaz'ın eseri olması mı, yoksa Hababam sınıfının sinema filmiyle bu kadar gündemimizde olması mı? Şimdi sinema filmi bambaşka bir şey. O sinema filmi adı üstünde. Rıfat Ilgaz o hikayeleri yazmış. Hikayelerin ilk oyunlaştıranı Ulvi Uras. Hı hı. Tiyatrosunda sahneye kondu. O zaman İnek Şaban'ı da bir hanım arkadaşım Suzan Ustan oynamıştı. İnek Şaban'ı. Rahmetli oldu şimdi. Aramızda yok. Çok değerli bir oyuncuydu. Kalem Şakir'i de geçenlerde yine toprağa verdiğimiz Ercan Yazgan oynamıştı. Metin Akpınar, Zeki Alasya böyle bir kadro ile Ulvi Uras Tiyatrosu oynadı. Arkasından Oğuz Aral, ünlü Gırgır dergisinin yaratıcısı Oğuz Aral sahneye koydu. Ve ondan sonra da oynamayan kalmadı. Bütün evet. Türkiye oynadı, ben de askerde oynadım. O dönem 66-68 arası. Hangi roldeydiniz? Askerde ben Tulum Hayri'yi oynadım. Öyle mi? O zaman toplu muydunuz? Tabii şişman, 80 kiloydum o zaman askerde. Tulum Hayri'yi ben oynamıştım ve askerde oynadık. Biz de turneler yapmıştık. Yani Hababam sınıfı Türkiye'de oynamayan, bilmeyen kalmadı. Niçin Hababam sınıfı? Rıfat Ilgaz'ın eseri olması tabii ki çok önemli. İlk yazıldığında Stepne dergisi, Stepne ismi adı altında, sahte bir takma bir isimle. Dolmuş dergisinde İlhan Selçuk kardeşler, Turan Selçuk ve İlhan Selçuk'un çıkardığı Dolmuş dergisinde bir yazı dizisi istiyor İlhan Selçuk Rıfat Ilgaz'dan. O da bunları yazıyor. Şimdi niye bu kadar çok tutuldu ve çok sevildi? Yani insanı insan yapan ögeler ve talebe, her okuldaki talebe aynı talebe. Aynı olaylar, aynı hikayeler. Bu kadar gösteremese de aslında talebelerin içinde hepimizin, bu haytalık tabii, tabii var değil mi? Tabii çocukluğumuzda bu haytalık hepsi var. Siz iyi bir öğrenci miydiniz? Ben hiçbir iyi öğrenci değildim. Hep kaç, çift dikiş. Kaç dikiş? Hep çift dikiş. Çift dikiş. Ortaokul, evet, çift dikiş. Hangi okuldaydınız? Adapazarı Ortaokulu'nda başladım. Aynı yıllarda da tiyatro halk evi açılmıştı ikinci dönem. Orada ve hep tiyatrocu olacağımı o yıllarda kafama koyduğum için mesleğimi seçmiştim ben. Okul benim için önemli değildi zaten. Bak. Sadece müsamerelerde görev almak için okula geliyordum. Okul araçtı. Amaç değil. Eyvah. Çünkü ilkokul birinci sınıfta okuyup adam olamayacağımı öğrenmiştim, anlamıştım. Anne baba anlamış mıydı bunu? Onlar da gayet iyi anlamışlardı. Anlamışlardı ve bırakmışlardı. Evet. İlkokul birinci sınıfta ilk sahneye girdik. Sahneye diyorum. Bak, sınıfa girdik. İşte. Dervişin fikri ve zikri olaydı. Evet, sınıfa girdik, bir dergi dağıttılar. Dergide rüzgar ünitesi yazıyor. Böyle bir resim, çocuklar okuldan koşuyorlar. Dışarı çıkmışlar, atkıları uçuşuyor. Birinin elinde şemsiye var, rüzgara doğru şemsiyeyi tutmuş. Ben de deftere çiziyorum o resmi. Yanımdaki arkadaş dedi ki, ne kadar güzel yapıyorsun dedi. Tahtaya da çizsene, bak öğretmen dedi, kim yapacak diyor dedi. Baktım öğretmen, ben el kaldırdım, gel dedi. Geçtim tahtaya, tebeşir aldım, bu resmi çiziyorum ben. Ne yapıyorsun sen dedi. Dedim işte rüzgar resmi çiziyorum. Salak, ben sana dedi rüzgar resmi çiz demedim.
Kim rüzgar yazacak dedi. Dakika bir gol bir dedim ben okuyup adam o gün, olamayacağım. Bugündü. O gün anlamıştım. O gün iyi ki tiyatrocu oldunuz da biz de size sahip olmuş olduk bu şekilde. Bilmiyorum artık. Tiyatrocu halkındır çünkü yalan mı? Hepimizin. Fakat... Haydi İsmail. Biliyorum. Güdük Necmi. Biliyorum. Evet. İnek Şaban. Onu da biliyorum. Ve kaşı kalkık sert bakışlı bir müdür var burada. Evet. Yani evet, bu kadar müdür olamaz bir insan. Hiç çıkamadım, girdim role kaldım orada. Yani evet. İki aydır öyleyim. Eski ama emniyet müdürü. Bu müdür biraz daha farklı yani. Sinema, Sahil abinin anlattığı gibi. Sinemadaki modelde zaten oradaki okul özel okul. Asıl eserdeki okul devlet okulu. Ve o zaman müdürler emniyetten de atanabiliyorlarmış. Öyleymiş, onu gördük biz eserde. Bu müdürü emniyet müdürlüğünden atamışlar okulun müdürüne. Çok sert, çok baskıcı. Evet, bu da eyvah, biraz para pul seviyor diğer müdür gibi filmdeki. Peki müdür öğrencileri seviyor mu? Yok canım, öğrenci falan. Adam, siz benim elime ben emniyetteyken düşecektiniz ki diyor. Ben yatıracaktım sizi falakaya diyor. Ne nasıl öğrencisi? Öğretmen değil çünkü bu müdür. Müdür. Yani Kel Mahmut ayrı. Bu müdür. Okulun müdürü. Hani böyle kısa boylu, bıyıklı, böyle kahverengi takım elbise giyen, evet, evet, burası benim dükkanım diyen. Evet, o özel siz, okul çünkü orası. O yüzden orası onun dükkanı. Dükkanı. Bu müdür için orası bir devlet dairesi. Ve bu çocuklar da devlet dairesinde matematik, fen, coğrafya öğrenmeye çalışan. Evet. Maalesef. Öyle çocuklar. Şimdi İnek Şaban'la başlayalım isterseniz. İnek Şaban, evet, eserin en tatlı, en komik karakterlerinden biri. Bir de karşında Kemal Sunal gibi inanılmaz bir efsane, evet, var. Senin İnek Şaban'ın nasıl? Benim İnek Şaban'ım tamamen farklı Kemal Sunal. Yani bildiğimiz o İnek Şaban'dan. Çok daha farklı ve yani taklit olmamasına özen gösterdim ve böyle rolü alınca direkt kestim şeyleri. Kemal Sunal'ı hafızamdan sildim daha doğrusu. Yeni bir karakter yapabildin çıkarmak mi için bunu? Yani bilmiyorum. Yaptı. Yaptı hocam. Yaptı mı? Bizi inandırdı. İnandırdı ve mı? Çok güzel bir kompozisyon çizdi gerçekten. Peki hiç şunu farklı dediniz mi? Yok, bu biraz Kemal Sunal'a kaydı. Burada biraz çalış. Hayır hayır hayır. Hiç, hı-hı, asla hiç alakası hiç, yok. Evet. Seyirciler, seyredenler, siz de gelip gördüğünüz zaman farkı göreceksiniz. Zaten oyunun bütününde çalışırken böyle bir şeye özen gösterdik. Yani filme benzememesi için çalıştık. Bu tamamen Rıfat Ilgaz'ın 4 eserinden karma yeniden yazılmış. Celal de bunların bir tanesi yazarlardan. Yani özen gösterdik. Çünkü sinema bambaşka bir anlatım. Ertem Eğilmez'in sinemasındaki Hababam sınıfı çok farklı karakterler. Çünkü onlar da sinemasal. Yani Rıfat Ilgaz'dan ve sınıftan çıkıp eğlencelik bir şey. Eğlencelik bir tamamen şey, eğlence tamamen üzerine kurulu. Bir de bilinmeyen karakterler de eklenmiş. Gayet tabii. Şeyde, kitapta olmayan, evet, Damat yok, Ferit yok mesela. Evet, böyle benim öğretmenim. Yok, evet. Yani öğretmenlerimiz öyle. Yani onun tabii için seyirci gördüğü zaman o sükutu hale uğrayabilir şeyden, filmden. Aa, film dedi başkaymış. Bunu söylemeniz iyi oldu. Gayet tabii. Yani başka bir beklenti içerisinde gitmeleri gerekiyor. Evet, Kemal, evet, Sunal görmeyecekler İnek Şaban'da. Güdük Necmi görmeyecekler Halit Akçatepe'de. Halit Akçatepe'yi görmeyecekler. Yani zaten zaten göremeyiz artık çünkü hani artık böyle bir şey olması değiller da nasıl düşünülebilir onu anlamıyorum ben. Yani bir şeyin kopyası değil sunulan. Yani şarkıcılar bir şarkıyı söylüyorlar. Ben bu şarkıyı Emel Sayın'dan dinledim. Muazzez Hanım'dan dinlemem diyor muyuz? Aynı şarkı. Birçok yorum farklı, tabii, evet, yorum farklı, birçok sanatçıdan dinliyoruz. Ayrı ayrı zevkler, ayrı ayrı tatlar alıyoruz. Bu oyun da öyle, bu hikayelerde yeniden ete kemiğe büründü ve sahneye çıktı. Bu bir oyun. Gelip bu yorumu, bizim yorumumuzu görmelerini tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda çok ciddi bir eleştiri, eğitim eleştirisi ve Rıfat Ilgaz her yerinde bunu belirtmiş. Evet. Ben bir eğitim yergisi yazdım. Siz ister ağlar ister gülersiniz diyor okurken ya da izlerken ki birçok noktası gerçekten ağlanacak kadar vahim. Kaç yaşındasınız siz gençler? Ben 21 yaşındayım. Söylemeyin. 21. O kadar küçük değil bunda. Genç duruyorsun zaten. 21 yaşındasın üniversite. Yani. Evet, Mimar Sinan Üniversitesi'nde tiyatro bölümündesin. Tiyatro bölümündesin sen. Ben de 22 yaşındayım. Sınıf arkadaşıyız. Sınıf arkadaşısın. Ben 23 yaşındayım. Haliç Üniversitesi Konservatuvarı'nda tiyatro okuyorum.
Bu yıl mezun olacağım umarım. Salih Kalyon'un yolundan gidiyorum diyorsun efendim. Evet. Çıktık içtik. Şunun için sordum. Eğitim sistemi çok yargılanıyor. Rıfat Ilgaz'ın bu eseri kaleme aldığı zamanki eğitim sistemiyle bu zamanki eğitim sistemi arasında dağlar kadar fark var. Ama eğitim sistemi yargılaması tabii evrensel. Tabii. Herkes bir eğitim sistemine dokunduruyor illaki, değil mi? Sadece Türkiye'de değil, dünyada da böyle. Tabii tabii. Yani hele biz kendi eğitim sistemimize girdiğimizde oyunculuk eğitimiyle ilgili de hala 100 yıl önceki yöntemler kullanılıyor birçok yerde falan. Ha, işte buyurun bak. yani o yüzden her şey böyle bir yerde yapılmış ve doğrusu budur diyen öğretmenlerle birlikte o öğretmenler değişene kadar değişmiyor aslında. O yüzden başta eğitmenlerin bunu kabullenip değiştirmesi gerekiyor ama yavaş yavaş olacak bir şey. İnşallah zaman içerisinde düzelir. Ama zor. Yani oyun da onu anlatıyor zaten. Yani. Evet, aslında çok fazla fark var gibi duruyor ama hani ilk yazmaya başladığı Dolmuş dergisinde Rıfat Ilgaz'ın 1956'da ilk teklif edilmiş. Ondan beri yazmıştır belli bir süre. Geldiği noktada baktığımızda biz dedik ki bunların bazılarını oyunlaştırırken biz ekledik sanacak şimdi seyirci. Tabii. Halbuki onları Rıfat Ilgaz o dönemde yazmış. Aslında bazı şeyler hiç değişmemiş. Evet. Yani büyük dağlar kadar fark var. Tırnak ucu kadar fark de yok bazı noktalarda. Evet. Üç yani temel bir şey üzere durmuş Rıfat Bey. Ezbercilik, kopyacılık ve sahte saygı diyor. Ha, bu sahte saygı sevmedim. Günümüzde de çok ama var. Sahte saygıyı acaba öğrenciler mi gösteriyor yoksa öğretmenler mi hak ediyor? İsteniyor. Öğretmen girdiği zaman sınıfta çıt çıkmayacak. Ayağa rap diye ayağa kalkılacak. Rap diye oturulacak. Rap rap diye çıkılacak. Rap rap diye girilecek. Böyle bir disiplin. Bu bir sahte disiplin. Bu tabii. Böyle değil ki yani çocukları sıkmak. Çocuklar için mutluluk yuvası olması gerekiyor okullar. Tabii. Bugünlerde de gazetelerde gördüğümüz takım haberlerde öğrencilerin okuldan kaçma sayıları çoğalmış günümüz eğitim sisteminde. Hmm. Bunu neye bağlamalıyız? Çocuk okulu sevmiyor demek. Çocuklar okulu sevmiyorlar. Niye okuldan kaçıyorlar çocuklar? Niye sevmiyorlar okulu çocuklar? Çünkü istemedikleri okullara gönderiliyorlar da ondan. İstemedikleri bölümü okuyorlar. İstemedikleri bölümü okuyorlar. Bir sınav sistemi içerisinde koşturup duruyorlar. Koşturup duruyorlar. Evet. Hayatlarını ailelerin zoruyla, ailelerin baskısıyla o okula gidiyorlar. Çocuklar, oysa çocuklara sorulmalı. Ne olmak istiyorsun? Bir sorabilir miyim? Bu gençlere sormuşlar belli. Bu gençlere sormuşlar. Belli oyuncu olmayı seçmiş. Bir dakika, belki sordular. Çocuklar cebren ve hileyle aldılar yani ailelerinden. Zaten baktığınız zaman bunlar da hani zaten atom mühendisi olacak oyuncu olmuştu. Yok bunlar. Bak ben bunlar size belli. Söyleyeyim. Mesela bana hiç söylemeselerdi nerede okuduklarını. Ya halkla ilişkiler, reklam, uluslararası ilişkiler derdim. IT derdim. Burada bana bir şey demezdim. Bana bir şey demezdim. Mühendis evet. Endüstri mühendisi derdim. Evet. Ama çok... ben muhasebe mezunum. Peki aileler ne dedi sizin tiyatro seçiminize? Görüşmüyorlar. Benimkiler sağ olsunlar hiçbir zaman verdiğim karara aykırı bir şey söylemediler. Tiyatro okuyacağım dedim. Tamam dediler ondan sonra. Olsun. Işte, baba ne iş yapıyor? Babam otelci benim. Ha tamam bu para kazanma derdi yok. Tabii. Onun yani. İçin. Oğlum bizim otele gelirsin. Otellerimiz var demedim otelci. Ben onu oteller zincirimiz var olarak algıladım. Yok öyle yani otelde çalışıyorum. Anladım. Benim de ailem sonuna kadar çok destek oldu. Hatta gelişimime de ekstra katkıda bulundular. Ne yaparak? Yönlendirmeler yaptılar yani. Lisede ben bir güzel sanatlar lisesine girdim mesela bu sayede ailemin desteğiyle. Liseden beri de sanatla uğraşan biriyim yani. O okullarda okudum, sanat okullarında okudum. İyi o siz de maymun iştahlı değilsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir şey bu. Arda biraz öyle de yani. Yani lisede sanat okuyacağım, tiyatro okuyacağım deyip ondan sonra yok ben vazgeçtim tıp okuyacağım da olabilirdi. Evet. Yok bu bana göre değilmiş. Olabilirdi evet tabii. Olabilirdi. Sen? Ben de bizim annem de babam da tiyatrocu benim. evet biraz öyle. İzmitliyiz biz. İzmit'te bizim aile tiyatromuz var. Çevre Tiyatrosu ve Sanat Evi diye. Torpil yaptınız mı? Arda ya. Hayır ben
Seçimlerde ben yoktum, onu söylemeyeyim. Yok, Salih abi yoktu. Ben, Beyti, yönetmenimiz Murat Karosu, Caner Alkaya, oyuncu arkadaşımız, koreografımız ve müzik direktörümüz Erdin Çanaz ve Turlu Tırpan, 6 kişilik bir ekip seçti. Ha, ama Murat Karosu yönetmenimiz aynı zamanda bu arkadaşların ya zamanında hocalığını yapmış ya da halen yapmakta. Hani hem Mimar Sinan'da hem Haliç'te öğrencilerini tanıyor. Onun için bu rolü o oynayabilir. Arkadaşlar, sizin için ne kadar güzel bir şey. Hem böyle müthiş insanlarla oynuyorsunuz, hem böyle bir tiyatro eserinde oynuyorsunuz, hem de BKM. Bizim için büyük şans oldu. Vallahi biz hiçbir şey yapmıyoruz. Onlar oynuyorlar. Biz arada girip çıkıyoruz. Gerçekten öyle. Gerçekten. Gençler ve tecrübeliler. Başrolde gençler. Başrolde gençler. Ne tatlı bunu söylemeniz Salih Bey. Evli ama. Biz, seyirci, aynı öyle. Biz öyle söyledik zaten. Yönetmenimiz de aynı şeyi anlattı. Bu oyun sizin. Ben de daha sonra ekiple bir gün konuşma yaptım. Sadece genç sınıf vardı ve ben vardım. Bir de Caner vardı. Dedim ki bu oyun sizin. Evet. Yani bu saatten sonra bu oyunun akıbeti ne bizlerin, yani tecrübeli dediğimiz yaşlı oyuncuların, ne de BKM'nin geleceğine dönük herhangi bir şeyi çok fazla değiştirmez. Ama sizin için çok önemli bir başlangıç. Bu oyun sizin. Alın bu oyunu, çıkarabildiğiniz kadar yukarıya çıkarın. Biz size yardım ederiz dedik. Ediyoruz. Yardım gayet ediyoruz aslında. Çünkü amacımız Rıfat Ilgaz'ın düşüncesine hizmet etmek. Rıfat Ilgaz böyle isterdi. Nitekim oğluyla kızı gelip oyunu seyrettiler ve aynı şeyle birleştiklerini söylediler. Seyrettiler mi? Seyrettiler. Aa, çok mutlu oldular. Çok güzel. Ve o çok, o sözü duymak çok büyük mutluluk. Evet. İşte babamız da bu, böyle bir Hababam sınıfı isterdi. Ne güzel. Yaşasaydı çok mutlu olur dedi. Hatta aynen, haber olarak da çıktı bu Aydın abin, Aydın Ilgaz'ın bu cümlesi. Evet. Bunu bekliyordu. Yıldız Hanım da, Yıldız Ilgaz da aynı şeyi söyledi. Yani gerçekten çok mutlu olur dediler. Çünkü hep çok onu güzel istemiş. Yaşadığı dönem boyunca. Ben bir eleştiri yazdım. Niye bu eleştiri hiç ön plana çıkmıyor diye. Ama insanlar genelde çok da ürkmüşler bu projeyi yapmaktan. Hani bu kadar filmi de şu tarihe geliyor film ve o kadar oyuncularıyla özdeşleşiyor ki. Geçen gün, tam bu geçtiğimiz hafta gişe görevlimiz bir şey anlattı bana. Çok güldüm tabii. Bir anneyle bir oğlu geliyor. Yani 12-13 yaşında bir genç. Bakıyor bizim afişe, diyor ki eski oyuncuların hiçbiri oynamıyor ki diyor. Görevli diyor ki camdan kafamı çıkarıp canım ne yazık ki hepsi rahmetli oldular diyesim geldi ama diyor. Hani gerçekten şimdi böyle bu salona gelen seyircide de var. Yani şimdi az önce Salih abi çok doğru bir şey söyledi. Nasıl düşünebilir ki bir insan? Yani çok küçük bir düşünme ama nasıl düşünebilir? Velev ki keşke aramızda olsalardı, hepsi yaşasalardı. Tabii. Ama 70 yaşlarını geçmiş insanlara hala öğrenci oynatılabilir mi? Yok. Belki seyretmeye gelirler ama. Evet. Kadro, İnşallah. Kadro bir bölümü, çünkü bu efsane kadronun bir bölümü hayatta, seyretseler ne kadar evet, mutlu olurlar. Emekli olmadan onları bekliyoruz. Geçenlerde de evet, birisi bana şöyle bir şey söyledi. Dedi ki... çok güzeldi ama hiç Hababam gibi değil. Acaba Hababam diye değerlendirdiği ne yani? Hani... O da enteresan. Evet, tuhaf. O, aslında Hababam sınıfı hep var. Bütün okullarımızda bir Hababam sınıfı var. Hababam sınıfı ruhu var. Çünkü öğrenci dediğin zaten Hababam'dır. Evet. İçinde böyle biraz protest, biraz böyle farklı bir yan barındıran, çok, biraz çok hocaları kandırmaya çalışıp biraz böyle yarış içine giren. Saygısızlık var mı hocalara? Yani abartıldığında oraya biz oyunda yok ama yok. Oyun şeyde yani filmde de var. Abartıldığında var, oraya kadar gider o zaten. Yani görmeyen bir hocanın ki bizde onu Nuri Gökaşan oynuyor. Susak Cafer. Aslında hocanın adı Susak Cafer. Salih abinin oynadığı Vakfak Rıza'nın galiba filmdeki adı Akil Hoca'ydı ama yani aslında eserdeki isimleri bunlar. Görmüyor. Onu abarttığı an öğrenci biri görmüyor, biri duymuyor zaten. Onu abarttığı an öğrenci oraya kadar gider o. Hani evet, inandırıcı, kullanıyorlar tabii bunları çocuklar. Kullanır öğrenci. Çocukça kullanıyorlar. Yani burada bir saygısızlık yok. Eğlence var. Yani çocuklar kendi aralarında eğleniyorlar. Gerçek yaşamda değil mi? Aralarındaki çocuklar tabii birbirleriyle... Söyleyin bakalım. Kopya çektiniz mi? Ben çektim. Ben sisteminiz ileriki, neydi? İleriki yani
olgunlaşmış yaşımda da çektim ve hala aklıma geldikçe utanıyorum. Neden? Almanya'ya gitmiştim ben bir dönem. Almanya'da Goethe Enstitüsü'nde yanımda Roman bir doktor hanımdan kopya çekerken yakalandım. 47 yaşımda. Cetvelle vurdular mı elinize? Hayır, ben utancı hala taşıyorum. İşte bizim eğitim sistemimizin tipik bir örneğini anlatıyorum. Ne yapıyordunuz? Şu hareketle mi çekiyordunuz? Şu harekette bakıyordum orada. Şeyler dolduruyor kelimeler arasında. İşte kelime olmayan şeyi dolduruyor. Baktım öğretmen de gördü geldi. Dedi ki Herkalyon ne yapıyorsun sen dedi. Beni mi kandırıyorsun? Neydi? Was mach du? O kadar söylemiyor. Sen dedik dil öğrenmeye geldin buraya dedi. Niye kopya çekiyorsun? Al kağıdı götür eve dedi. 3 gün sonra getir, 5 gün sonra getir. Dedi ki ben yaptım. Ve ben hala utancı taşıyorum. Bunu da burada ekranda anlatıyorum. Bu bir Türk eğitim sisteminin bir yerleşkesi. Beyinlere bir yerleşkesi. Kopyacılık. İşte eğitim sistemimizin temel, rahatsız edici, ezberci eğitim. Öğretmeni kandırmak için dersini bil yoksa defol git. Buna bir örnek de gene ortaokul sıralarında coğrafya dersinde yine. Coğrafya öğretmeni oynuyorum ya. Annem benim coğrafya öğretmeni. Unutmadığım bir Lamia Hanım var. Bir gece önce evde coğrafyadan, işte yarın coğrafyadan sözlüğe kalkacağız. Evde coğrafya açtım, Kıbrıs ünitesi okuyoruz. Abilerim, iki abim de rahmetli şu anda. Biri dedi ki, versene şu kitabı dedi, baktı. Ya İbrahim dedi, şu Kıbrıs dedi Türkiye'yi gösteren bir işaret eden bir el gibi değil mi dedi. Ha, baktım hakikaten böyle. Kıbrıs, işaret eden bir el gibi Türkiye'yi gösteriyor. Evet. O aldı, bir şey söyledi, öbürü bir şey söyledi, benim uykum geldi. Sabah okula gittim, tek aklımda kalan bu. Kıbrıs, işaret eden bir el gibi Türkiye'yi gösteriyor. Kalk dedi Lamia Hanım, kalktım tahtaya, anlat Kıbrıs'ı. Kıbrıs, işaret eden bir el gibi Türkiye'yi gösterir. Pardon, pardon. Hangi, nerede okudun sen onu dedi, hangi kitap yazıyormuş onu dedi. Dedim ansiklopediden okudum. Getir dese yok öyle bir ansiklopedi. Meydanlarız o zaman. Şimdi eğitim sistemine bak. Peki ne olur çocuk farklı bir şey mi söyledi? Kitaplarda olmayan farklı bir şey söyledim ben evet. Bu önemsiz mi? Hayır çok i̇şte, önemli. İşte öğrenciyi öğretmen tarafından değersiz kılan bir fotoğraf. Tabii. O çocuk aa ne kadar güzel nereden buldun ki o kadar güzel bak değil mi çocuklar? Gerçekten işaret eden bir yer gibi. Bunu ben buldum. Niye bu karşı çıkıldı ve otur yerine sıfır? İşte eğitim sisteminden bir örnek. Sözlüğü artık eskisi kadar gündemde yok, değil. Yok yok. Yani, farklı şekillerde farklı oluyor. Şekillerde. Farklı şekillerde oluyor soruyorlar. Finlandiya Tüca. Sistemini öneriyorum. Haftada 15 saat. Ödev yok. Hiç ödev yok. Hiç ödev yok. Ondan sonra evde eğitim. Gidersen git gitmezsen git. Eğlenerek... oynayarak evet. Eğitiliyorsun. Oh. Amerika'da da öyle. Amerika biraz daha sert. Defterle gidiyor çocuk. Çanta bile taşıtmıyorlar. Tabii. Kıyafet yok. Evet. Yerde okulu oturuyor sevsin çocuklar. Çocuk. Basket oynasın, top oynasın, enstrüman tabii. Çalsın, müzik öğrensin. Sosyalleşsin, tiyatro sosyalleşsin, oynasın. Okulu sevsin. Amaç o olmalı zaten. Sizde var mı kopya hikayesi? Size de geleceğim. Var. Var tabii. Neydi kopya sisteminiz? Vallahi bizim en ilginci üniversitedekiydi. Çünkü ben üniversite uluslararası ilişkiler okudum ben. Şimdi bizde bazı sınavlar çoktan seçmeli olurdu. Ancak sağ olsun öyle bir bölüm başkanımız vardı ki H'ye kadar yani H denen şıkka kadar şık veriyordu. Bunlardan da G hepsi H hiçbir olurdu genelde. Yani 8 tane. Onların içerisinde yani Birleşmiş Milletler'le ilgili bir şey soruyor. Bir sıralıyor. Bütün Birleşmiş Milletler var. Ne hepsi orada. Biz dedik ki bunu herkes bir derste çok iyi. İşte ben uluslararası hukukta çok iyiydim. Bir tane arkadaşımız uluslararası örgütlenmeler işte bu Birleşmiş Milletler'in falan olduğu dersteydi. Biz de işaret dili bulmuştuk. Ha. Tabii böyle bir işaret yani evet. Şöyle falan yapıyorduk. Bak. Arka arka oturup. Yok böyle yapmıyorsun ki arkadaki görmüyor o zaman. Biz birinci sınıfın ortalarında hatta sonuna doğru bunu çözdük. Sonra bayağı bir idare ettik biz. Ama gerçekten bir ya da iki kişi o dersi çok iyi çalışıyor. Herkes iki dersi iyi biliyor en azından. Biz dördüncü sınıfın ortalarına geldik. Bir gün dedik ki bölüm başkanı. Bu böyle olmaz. Yok. Sanmayın ki dedi bir grup var içinizde ne yaptıklarının farkında değilim dedi. Bitiyor artık mezun oluyoruz biz. Onlar dedi kopya çekiyorlar.
Hepsini dedi tek tek yakaladım. Ben dedim ki hocam geç kaldınız biraz. Kimse onlar okulu bitiriyorlar artık. Ya, hayır bunu ikinci sınıfta söyle de bari biz de vazgeçelim en azından. Ama ne kadar tatlı ve zarif bir yaklaşım bu. Benimki değil mi? Ya, ne kadar zarif bir kopya. Hoca onu, vallahi hoca onu zerafetinden söylemedi ya. Ya yani yakaladım şöyle, sizi dedi. Ben size şunu söyleyeyim. Üniversiteye gelmişsiniz. Aslında lisedesiniz. Kocaman adamlar olmuşsunuz. Yaparsanız kendinize, yapmazsanız tabii. Yine kendinize. Tabii. Öğrendiğiniz kar, öğrenmediğiniz belki bir gün zarar. Onun için aslında hocalar mantıklı. Kardeşim. Kopya çekersen kendin bilirsin. Artık sınıfta kalma da yok. Bizim zamanımızda sınıfta kalma vardı ama sınıfta kalacağız diye çalışıyorduk. Bizim zamanımızda atılma vardı. Üniversiteden atılıyordu. Tabii canım. Takdir. Sizde fakat o bakışlarda bayağı bir... Bak hiç Beyti kendinden bahsediyormuşum gibi zannetmiyor Beyti, ama... Beyti çok yaralı o konuda. Yaralı belli yani. Neyle bakışlar ilgili? Acı acı bakıyor. Ben üniversitede kaldım evet. Atıldım ben. Oyunculuktan kaldım. Diksiyondan da kaldım. Gerçekten mi? Yani kopyası evet, olmayan bir okul. Seslendirmeyi yapıyordum o sırada. Yaparken diksiyondan kaldım falan. Seslendirme ustalarından biri. Şöyle o usta demeyeyim hesabını. Bir şey söyleyeceğim. Bir gözümüzü kapatabilir miyiz? Hep beraber ama. Ben de mi kapatıyorum? Hayır, siz kapatmıyorsunuz. Siz beni seslendiriyorsunuz, tamam mı? Ben ağzımı açıp kapatacağım, siz beni seslendireceksiniz. Ama herkes gözünü kapatıyor. Peki, kapatıyorum. Peki, ne diye seslendiriyorsunuz? Ne? Çizgi film karakteri olarak seslendirir misiniz beni? Sizin müthiş çizgi film karakterleriniz de var. Var evet ama. Ne, bak deneyeyim, tamam. Nasıl bir karakter olduğunu çözemedim. Bir hanım. Bu, hanımcan... kadın seslendireceksiniz. Abiler görüşürüz. Biz bakmayacağız Beyti, merak etme. Kapatıyorlar gözlerini işte onun için. Çok tatlı bir kız bu. Şeker, cici böyle. Ay, ne hiç tatlı, kız seslendirmedim ne bugüne kadar. İşte bu bir ilk. Tamam, bu kadar yani aklınıza gelebilecek herkesi seslendirmiştir muhtemelen. Televizyonda, sinemada, çizgi film karakterleri. Bakalım şimdi ne olacak? Biz gözleri niye kapatıyoruz? Niye kapatıyoruz? Kapatmayın tamam. Görmek istiyorum. Ben aradan çekileyim, sizin kadrajınızdan çıkayım, ya siz Oylum Hanım'a bakın. İçine girin istedim evet. Ben. Ha, öyle. Peki, o değil, kapatın. Yaşatalım, yaşayalım. En azından bunlara kapattırırız kesin. Kapat. Herkes kapatsın. Sonra tamam, kapadık, hissettiğinizi, kapadık. Bu kız nasıl bir kız size hepinize soracağım. Tamam. İnek Şaban'la Güdük de kapatsın. Kapatsanız da çocuğu. Kapatalım. Başlıyoruz. Kapatın evet, gözlerinizi. Kapatın. Evet. Bir, iki, üç. Merhaba. Şimdi sizi alıp çok güzel bir dünyanın içine götüreceğim. Hepiniz dünyanın en tatlı kızıyla karşılaşacaksınız. O kadar tatlıyım ki inanamazsınız. Devam etmem devam gerekiyor. Devam ediyoruz. Ben çok beğendim. Oldu. Ben bir ara açtım. Baktım. Peki bir şey söyleyeceğim. Çok güzel oldu. Şimdi reklam seslendiriyoruz. Saçlarım ahenkle dans edecek ve ben konuşurken ben şeymişim. Amerikalı Hollywood'un ünlü aktrislerinden biriymişim ve Türkiye'de yayına girecek bu reklam. Tamam. Ve bu bir şampuan reklamı. Ve çok iş kadınıyım, çok yoğun çalışıyorum ve saçlarım metropolün hava gazından yıpranmış ve çok mutsuzum bundan. Evet. Ve başlıyoruz. Bir, bunu ben yine sizin ağzınızdan söyleyebilirim. Tamam bunu söyleyebiliriz. Benim. Ben bahsediyorum. Tamam. Şimdi peki. Çantamı aldım yürüyorum falan. Hazır mıyız? Tamam. Bir, iki, üç. Bu metropol hayatı beni çok yoruyor. Her zaman saçlarımın bakımlı olması gerekiyor. Setlerde, ışıkların altında saçlarım özellikle mahvoluyor. Ben de kendi şampuanımı kullanıyorum. Ve böylece saçlarım ahenkle dans ediyor. Sizler de benim şampuanımı kullanırsanız sizinki de ahenkle dans edecek. Bravo. Çeviri tam oturmamış ama evet. Olsun. Simultane de biraz zorlanıyor. Yok Zeyti gerçekten çok iyi. Mesela oyunda da beni seslendiriyor. Ben çıkıp sadece konuşuyor öyle hareket ediyorum. Beyce 10 numara müdür oldu yani. İlk denememiz. Bence başardık evet. Beyti. Valla tebrik ederiz gerçekten. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok bu güzel. Arada müsaadenizle muhtemelen hepinizin daha önce sorduğu şeyi sormak istiyorum Beyti Bey'e.
Neden beydi? İşte gördüğünüz gibi. Evet. Ben sormadım. Yıllardır tanırım, hiç sormadım. Ben buna inanmıyorum. Vallahi sormadım. Ben sormadım. Hiç sormadım. Tabii siz sordunuz mu? Yok, biz de sormadık. Adam onlar soramaz, döverim de. Bir şey söyleyeceğim. Ama çok merak ediyor musunuz? Döverim müdür? Yani, annesinin babasının bir bildiği var ki. İşte onun için siz oradasınız. Tiyatrocu olarak ben burada sorgulayan kısmındayım. Tamam, çünkü ben merak ediyorum, soruyorum. Halkın sesiyim ben. Tabii, halkın doğru. Sorularıyım ben. Doğru. Çok doğru. Gerçekten. Hemen açıklıyorum. Doğru dediniz değil mi? Evet. O büyük gerçeği açıklıyor. Alta yazın. Flash flash flash. Evet. Beyti Bey'in ismi niye Beyti? Az sonra döner yapacağız da onun için. Tamam. Çünkü dedemin ismi. Hakikaten. Gerçek mi? Vallahi ben onu butafor zannettim girdiğimizde. Ya. Aa, kolay size de gelsin. İkram edeceğiz. Güzel güne geldiniz. Oo, haberiniz bayağı olsun. Beyti anlat. Ne istiyorlarsa anlat. Vallahi. Anlat. Çünkü o döner pişene kadar oyalanmamız lazım burada. Arada gençler de konuşsun. Tam cümleyi bitiremiyor bunlar. Zaten uzun uzun anlatırlar. Şey, ismimle ilgili şöyle garip bir anım var. Bir gün turneden dönüyoruz. Bir benzin istasyonunda durduk. Yanında da ışıkçı bir arkadaş var. Dedi ki Beyti ben bir şey alacağım. Yanında para yok dedi. Bir anda kasiyer böyle yaptı. Durun! Beyti mi? Dedi. Evet dedim. Bir dakika dedi. İçeriye gitti. Yanında biriyle geldi. Böyle yaptı. Dedi ki bu da Beyti. Senin soyadın ne dedi? Engin dedim. Aman hiç komik değilmiş dedi. Neden dedim? Neymiş? Beyti bitti. 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 Ay çok iyi. Bitti. Komik değilmiş. Şeydeki gibi. Şehir tiyatrolarındaki şey var ya kast, rol dağılımı asılmış Beyti ya. Bitti. Ha bir kere de öyle bir şey ay, oldu. Çok iyi ya. Daha komiği de var. Seslendirmede şey asılıyor işte. Şu saatte şu gelecek, bu saatte bu gelecek. 12 Beyti, 14 İskender yazıyordu. İskender Bağcı var. İskender Bağcı. İskender Bağcı. Ay çok iyi ya. Olaya bakar mısınız? Gidin. Hem gözünüz doysun, hem kulağınız doysun, hem karnınız doysun. Arkadaşlar çok şanslısınız. Bakıyorum arkaya, kızlar da var. Evet. 4 tane de kızımız, bir tane de... Şey iki başağımız, bir Dilan'ımız. Evet. Bir de gizemimiz var. Evet. Üç kızlar, tanesi gizli. Eserde net var. Karakterlerin üçü de var. Diğeri dördüncüyü de biz yarattık. Ama hani var olan kız karakterlerinden aldık yine. Bir tanesi çok net. Erkek Sevim diye bir karakteri var. Rıfat Hoca'nın. O. Diğeri Zeynep ki filmde de bir ara kullandılar. Şeyin Hafize Ana'nın kızı aslında. Bir tane Oya var. O da müdürün yeğeni olarak görünüyor. Dördüncü karakter de Necla. Hababam sınıfı tabii o kadar erkek egemen ki, o kadar böyle erkeklerin vurduğu, kırdığı, birbiriyle evet muhabbet ettiği. Onun için kızlar da araya iyi kaçmış. Güzel olmuş evet değil mi? Evet. İlk tabii filmde, ilk bölümde zannedersem kız yoktu. Yok, bir damat Ferit'in aşık olduğu bir kız mı vardı? Kaçıyordu hani bir yerden falan. O da ikincide mi? İkincide galiba. Çünkü ilk ikide yoktu benim bildiğim. Daha sonra eklendi. Sonra bir girdiler bir ara. Nasıl gidiyor peki oyun? Güzel. İzleyiciler memnun mu? Gayet çok memnun. Yakında turneler de yapıyoruz şeyde. İçinde, İstanbul içinde ve İstanbul dışında. Ay sonunda evet, Adapazarı'nda yapıyoruz. 31'inde Adapazarı'ndayız. 31 Mart'ta 28'inde Edirne'deyiz. İşte biri Salih abinin, öbürü Beyti'nin kentleri. Memleket geziyoruz. Memleket. Sizin memleketler nere? Ben Rize'liyim. Rize de güzel iyi olur. Harika olur. Keşke Trabzon bir gitsek yani. Trabzon. Ben yani Trabzon. Bak Karadeniz. Sen? Ben Kocaeli. Kocaeli söylemiştin. Evet. Ne güzel ya. Her yer bekler, ister, seyretmek ister. Hatta evet Anadolu'da daha temsil çok daha ne keyifli olur. Olur. Tabii. Evet. Evet. Oyun biraz ikinci dönem oyunuydu. Yani Şubat'ın 3'ünde çıktı. Ve doğal olarak aslında bu sene sezonunda artık sonuna geliyoruz. Bu sene biraz daha oyun ısınıyor ve bu tarz oyunların oturması, yani Salih abi de evet çok iyi bilir, çok zaman alır. Yani içerisinde dans, müzik, drama hepsi bir iç içe geçiyor. Bizde diğer ülkede yapılan diğer müzikli oyunlardan farklı bir yapı var. Onların hepsinde dansçı kullanıldı bugüne kadar. Yani evet, dansçılar dans ederdi, kenara çekilirlerdi. Sonra oyuncular gelip oynardı. Oynardı. Biz öyle yapmadık.
Bu arkadaşların 12 tane sınıfı oluşturan 12 genç oyuncunun hepsi dans ediyor, şarkıları söylüyor ve oynuyorlar. Bunu söylediğiniz hiç iyi olmadı. O zaman sizden bir şarkı alalım. Olsun, şimdi... döner pişene kadar zamanımız var. Evet. Bu can çalsın size bir şeyler. Sen de mi dans ediyorsun? Sen de mi dans ediyorsun? Hakikaten bu nasıl? Dansöre benzer bir hali yok değil mi? Hayır, çok daha ağır abi gibi gözüküyor. Yok yok, öyle demen Oylan Hanım. Gerçekten bu arkadaşların hepsi önce yaklaşık 40 kişi seçildiler. 850'ye yakın başvurudan 90 kişi sınava aldık. O 90'dan 35-40 arası, tam hatırlayamıyorum ama, geçti oyunculuk ve şans sınavını. Fakat bu arkadaşların çoğu dansta elendiler. Ama o kadar ağır abi gibi gözüküyor ki. Hiç onu nasıl dans... geçtiğini ben de şimdi tam söyleyeyim. Evet, peki söyleyin. Bu nasıl geçti? Şu hareket var mı dansınızın bir yerinde? Dara. Yok. Ben finalinde yapıyorum. Finalinde yapıyorlar. Finalinde yapıyorlar. Var. Bunsuz dans olur tabii. Mu? Olmaz. Finalinde bu yapıyorlar. Yani. Onu kim bulduysa onu. Kim bulduysa onu. Finalde bitirişlerinde var. Peki bize dans etmesinler mi? Ustalar söyleyin ya. Yani. Öyle bir dans değil bizim. Ben anlamam. Dostum, ben oyun daha oturacak derken bunu kastettim. Yavaş yavaş. Beğenirseniz burada da sergileyiniz. Ben hissetmek istiyorum öncesinde. Bir kalkın da bir dans edin yani. Geldik, beytimizi de yedik, İskenderimizi de aldık. Daha iki lokma yemedik, hiçbir şey yapmayın. Önce bir söz size... bir şeyler yedireceğiz. Hadi ya, bir iki figür gösterin bize. Yapamazsınız. Olur ya. Olduğu için yani birimiz orada kalacak, birimiz burada, birimiz şurada. Yapamazlar. Hiçbir işe yaramayacak. Bağlantısı olmayacak. En iyisi oyuna gidin. Dolayısıyla evet, oyuna bağımsız bir figürleri yok. Yani toplu evet. Dans. Bir de o, tamam, o parçalar. Tamam, o zaman şöyle yapacağız biz. Sizler ve ben dışarıdan bir göz olarak dans seçmesi yapacağız çocuklara burada. Madem o kadar balladınız, alladınız, etrafta kulladınız. Koreograf var mı? Oyuncularınızı. Ben balerin. Şey, kot pantolonla geldik biz yalnız. Hiç fark etmez. Ben anlarım o içindeki yeteneği. Taytlar burada vereyim. Kaçamayacaklar, görüyorsunuz. Ama Bucan sahiden aynı zamanda iyi de bir müzisyen. Kim? Öyle söyleyeyim. Bucan. Yani, ne yapıyor? Klarnet çalıyor, piyano çalıyor, her şey çalıyor. Piyanomuz da var. Piyano gördüm, evet. Bir... Reklam bari, arasında çalabiliriz. Reklam arasında kime ne faydası var? Hiç eğlenceli değilsiniz çocuklar. Bir Hababam sınıfı çalıver. Hadi boşuna gidelim, süremizin de sonuna geldik. Kapanıyor. Hadi Hababam sınıfıyla kapatalım. İyi. Hadi buyurun ama hep beraber gelin. Siz de oturmuyorsunuz yani. Evet yani. Uzun bir parça. Sizin döner pişmedi daha. Sizin gözünüz dönerde görüyorum. Buyurun. Vallahi butafor gibi duruyor. Siz de bu arada dans figürlerinizi sergileyin değil mi? Oyuncular da dans figürlerini sergilesinler. Söylenecek bir şeymiş gibi geldi. Başka bir şey çal. Bu can çalamayacaksan şey yapma da. Ben size başka bir tabii başka bir şey çalayım. Fransızca müzikal. Tabii. Çok iyi olur. Bu Hababam sınıfı. Ben size... anlıyorduk. Makyajını çok yaptılar. Hepimize birazcık pudra ki bizde o kadar şey. Bir geldi oho. Bana bayağı yaptı. Ama çok istemiş. Rimel falan istemiş. O kadar istemiş. Şey demişler ya, rimel sürmeyelim fazla kaçmasın falan. O zaman biraz allık demiş. Zorla yaptı. Evet. Çok ısrar yapıyor. Hayırlısı. Hoş geldiniz. Ya.
Evet. Böyle bizim programımızın böyle de bir özelliği vardır. Arkadaşları buluşturur. geçişlerde sıcak faaliyetler gerçekleştiririz. Bu arada yandı dönemimiz gördüğünüz gibi. Çok şanslısınız gerçekten. Kısacık bir ara vereceğiz. Bu muhteşem ekibi uğurlarken sevgili Altan Gördüm ve çok değerli bir iş adamını davet edeceğiz. Serkan Mutlu bizlerle beraber olacak ama kısacık bir ara.